Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Umarım adil bir maç olur. İyi bir maç izleriz. Gollü bir maç izlemek istiyoruz. Bir puanla ikinci olmuş. Net bir kazananımız var aslında. Hani çok ince bir puan hesaplaması olmadı. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün FIFA 22'de sevilen konseptimiz All Star takım kapıştırmaya devam ediyoruz. Vallahi gündemde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin gruplarının son maçları var. Bu yüzden ben de dedim ki bir tarafta Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi takımı, en iyi oyuncuları, diğer tarafta da Avrupa Ligi'ndeki en iyi oyuncuları topladım. Bu iki takımı All Star şeklinde kapıştırıyoruz. Bu konsepti ilk defa izleyenler için hemen kurallarımızı hatırlatalım. Dostlar, olayımız şu. İki takımı öncelikle bir oyunun kendi maçında görüyoruz. Yani biz tarafsız oluyoruz ve iki takımın maçını izliyoruz. Bu maçı kazanan bir puanı kazanıyor. Ardından bu sefer bu iki takımı kariyer moduna atıyoruz ve orada en başarılı olan takım, işte kupası olan bilmem nesi olan, en başarılı olan takım yine bir puan kazanıyor. Eğer ki 1-1 olduysa üçüncü ekstra bir oyun oynanıyor, Volta maçı. Volta'yı da kazanan zaten videonun kazananı olmuş oluyor. O zaman hazırsanız ilk başta Avrupa Ligi takımımızı göstermek istiyorum. 3-2-1 Avrupa Ligi takımımız ekranlarda. Ya bu takım için de bir like atmayı unutmayın artık. Şöyle bir 10.000 like'ları görelim değil mi yani? Lütfen, lütfen bekliyorum. Avrupa Ligi takımımızı yani bayağı bir güzel oluşturduk bence. Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri de aldık. Marcao da var burada. Avrupa Ligi'ndeki en yüksek reytingli oyuncuları aldım. Normalde işte Mesut Özil, Marcao veya Kerem Aktürkoğlu giremiyordu kadroya ama ben burada Türk takımlarımızdan da oyuncu koymak istedim. Gördüğünüz üzere böyle bir takım kurduk. Bence hayvan gibi bir takım abi bu. Oyarzabal var, Insigne var, Immobile var. Kariyer modunda da kesinlikle GOAT oyuncuların bulunduğu bir takım. Şimdi Şampiyonlar Ligi takımını görünce çıldıracaksınız. Çünkü o çok başka bir seviye. Dur onu göstereyim. Avrupa Ligi takımını gördünüz zaten. Şampiyonlar Ligi takımını Chelsea'nin üstüne kurdum. Tabii ki Chelsea'deki bazı oyuncuları da çıkarttım. 84 rating altı çoğu oyuncuyu çıkardım Chelsea'den. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının en iyi takımı. Oblak var, Robertson var, Alexander Arnold var, Van Dijk, Diaz, Kante, De Bruyne, Fernandes, Neymar, Messi, Lewandowski, Ronaldo, Mendy, artık Kimmich, Goretzka, Benzema, Haaland, Mbappe, Skriniar. Oh! Hey. Ama ben yine de bir şey diyeyim mi? Bu kadro böyle hayvansı, bayağı iyi gözüküyor. Yine de ben bu videoyu Avrupa Ligi takımının kazanacağını tahmin ediyorum. Sizin de tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdi dilerseniz maç kısmımıza, maç kapışmamıza geçelim. Takımların rating farkını görüyorsunuz zaten. Ama işte ben bir umut güveniyorum ya. Avrupa Ligi takımına istiyorum kazanmasını. Çünkü her zaman güçsüzün yanındayız aga. Bizim olayımız bu. Şimdi buradan şöyle zorluk seviyesini en fazla efsanevi yapabiliyoruz. Rekabetçi modu açalım. Çalım atsınlar bir de. Tamam mı? Oyuncu temelli zorluğu da açıyorum. Özel oyuncular da iyi oynasınlar. Oyarzabal gibi, Messi gibi be ya. Sağ çizgisi renginde mavi yapacağım abi. Tamam. Bu şekilde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi topu var mı? Bu da Şampiyonlar Ligi topu yapalım. Hem de var ya bak, turuncu Şampiyonlar Ligi topu. Avrupa Ligi ile de bir bağlantısı var. Anladın mı? Mevzu bu. O zaman dostlar maçımızı başlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Acaba kim kazanacak? Şöyle bir tahminim var benim. Kariyer modu kısmında kesin Şampiyonlar Ligi takımı kazanır diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz reytingleri var. Ama bu kısım da işte Avrupa Ligi takımı bir şeyler yapabilir. Haydi oğlum, Şampiyonlar Ligi finali oynuyoruz bu arada. Takımlara bu finali oynatıyoruz. Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Umarım adil bir maç olur. İyi bir maç izleriz. Gollü bir maç izlemek istiyoruz. Şöyle geçelim ve şimdi maça Şampiyonlar Ligi takımı başladı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Bruno Fernandes, Lewandowski. Yalnız tam bir Şampiyonlar Ligi akşamı var. Öyle bir atmosfer var şu an statta. De Bruyne. De Bruyne geriye çekti. Kante. N'Golo Kante. Oynadı tekrar. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gidiyor. Bruno Fernandes şöyle bir baktı etrafına. Verdi pasını. Messi. Lewandowski. Lewandowski gitti. Lewandowski. Lewandowski rakibi karşısında. Lewandowski. Koulibaly güzel aldı. Şimdi Insigne. Avrupa Ligi takımı ne yapacak? Insigne verdi. Bu arada bir şeyi unuttuk. Hemen şey yapalım. Ayarlardan yayın şeklinde izleyelim. Böyle daha zevkli olur. Heh. Böyle daha güzel abi. Immobile. Immobile gitti. Immobile baktı. Verdi sağ tarafa. Oyarzabal. Şimdi Oyarzabal kaleyi gördü. Araya saldı. Immobile hoca. Hoca penaltı vermiyor. Hadi oynayın dedi. Bakın işinize oynayın dedi hoca. De Bruyne. Kevin De Bruyne oynadı. Bruno Fernandes. Solda Neymar Junior. Bruno Fernandes. De Bruyne. İyi paslaşmalar var Şampiyonlar Ligi takımında. Neymar ve offside. Offside oldu. Neymar çok sinirli. Şunları geçelim şöyle hızlıca. Serbi. Uzun o gönderdi. Silva. Silva sağ tarafta arkadaşı kaçıyor Silva'nın. Oyarzabal. Immobile.
Immobile iyi döndü. Bu arada o da sakatmış. Galatasaray maçında oynayamıyormuş. Geçmiş olsun diyelim Immobile'ye. Ama Galatasaray için iyi oldu. Aman 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 aman. 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 Aman aman. No, neler oluyor orada? Ben niye aman diyorum? Atak yaparken, herhangi bir takım atak yaparken aman deme refleksi oluştu son zamanlarda bende. Bu arada gol. Üf. Üf. David Silva. David Silva. Tecrübe konuştu. 1-0 öne geçti. Avrupa Ligi takımı. Ratinge rağmen işte görüyorsunuz. Ne demiş Johan Cruyff? Ben demiş para dolu bir çantanın gol attığını görmedim demiş. İşte ruh. İşte futbol çocuklar. Ay. Ay çok güzel. Geçelim hemen. Şampiyonlar Ligi takımı cevap verebilecek mi? Bir comeback yapabilecek mi? Yıldız isimler var. Acaba ego çatışması mı oluyor? Acaba takımda ego çatışması mı var? İşte büyük soru bu. Şimdi Ruben Dias. Oynadı Kante. Sağda Lionel Messi. Lionel Messi çekti, verdi Kante'ye. N'Golo Kante. N'Golo Kante oynadı ortada. Kevin De Bruyne. Şimdi Lewandowski. Lewandowski döndü. Pasını vermek istedi. Neymar'a gitmedi. Gitmiyor top. Avrupa Ligi takımı tekrardan yüklenecek. Dakika 25. Silva. Tielemans. Sol tarafa doğru uzun bir pas. Insigne'ye doğru geçti top. Immobile. Immobile baktı kaleye. Immobile çalımını attı. Immobile rakibinden sıyrılamadı. Sağda Insigne var. Lorenzo Insigne. Silva. Silva çekti. Silva havalandırmak istedi. Van Dijk giriyor. Van Dijk çok kuvvetli ama Tielemans dedi ki hayırdır. Şimdi tekrar yükleniyor. Avrupa Ligi takımı topu kaybetti. Topu kaybediyorlar. Bir fırsat olabilir Şampiyonlar Ligi takımı için. Alexander Arnold. Fernandes, Kante. N'Golo Kante verdi. Alexander Arnold. Şimdi Messi. Lewandowski. Sağ tarafta Lionel Messi. Aldı topu. Baktı içeri Lionel Messi. Orada Kresver çok güzel aldı topu. Messi taş atışını kullanacak. Messi. Messi verdi. Alexander Arnold. Baktı, ceza alanına girdi. Kevin De Bruyne tek top olmadı. Koulibaly topu kaybetti. Kevin De Bruyne içeri doğru çevirdi. Neymar vuramadı. Dönen top Avrupa Ligi takımında kalıyor. Şimdi bir kontra atak fırsatı Avrupa Ligi takımı için. Oh, spikerlik ne zor işmiş. Oyarzabal döndü geriye. Evet, hızlı davranmadılar. Topa bastı Avrupa Ligi takımı. Atak tazeleyecekler şimdi. Tielemans, Immobile. Immobile verdi. Insigne. Baktı içeri. Immobile'ye değil, Silva'ya oynadı. Silva. Kaybetti topu. Alexander Arnold. Messi. Bruno Fernandes çalımını attı, verdi. De Bruyne, Bruno Fernandes. Sol tarafta Neymar Junior. Neymar Junior gidiyor. Neymar Junior. Neymar. Neymar ne yapacak? Baktı ceza alanında, kaybetti topu. Avrupa Ligi takımı hızlı atağa çıkacak derken hakem ilk yarıyı bitiriyor. 1-0'lık bir skor var. Spikerlik yaparken artık dilim sürüşmeye başladı. Özür diliyorum. Konuşamıyorum ya. İstatistikler de ekranlarda görüyorsunuz. Yani Avrupa Ligi takımını tebrik ediyorum. Bence hiç mahkum bir oyun oynamadılar. Hatta daha iyi oynadılar yani. Çok ilginç. Milinkovic-Savic, Oyarzabal. Oyarzabal rakibinden sıyrılacak da olmadı. Şimdi Oyarzabal verdi. Sergei Milinkovic-Savic, Oyarzabal. Oyarzabal ilerledi. Oyarzabal çekti. Oyarzabal aldı. Oyarzabal pasını vermek istedi. Van Dijk topu kaybetti. Hakem faul dedi. Devam oynayın dedi. Oynayın avantajı bıraktı hakem. Lewandowski. Lewandowski yanında Bruno Fernandes. Lewandowski. Şöyle bir baktı. Bruno Fernandes rakibi karşısında. Lewandowski oynadı. Sol taraf boş. Kevin De Bruyne, Lewandowski. Ver kaçlar. Harika paslaşmalar. Tek toplar. Lionel Messi. Soluna çekerse çok tehlikeli. Creswell orada Messi'yi bırakmıyor. Lionel Messi verdi pasını. Kevin De Bruyne ceza alanı dışına çıktı. Kante kaleye baktı. N'Golo Kante kaleye tekrardan baktı. N'Golo Kante verdi pasını. Lionel Messi. Lionel Messi tutuyor topu. Lionel Messi dönecek mi? Neler yapıyor orada Messi? Topu kaybetti. Koulibaly'nin aklını çok karıştırdı Lionel Messi. Ama gol olmadı. Şimdi Avrupa Ligi takımı yükleniyor. Insigne. Insigne. Insigne rakibinin üstüne gidecek. Kante aldı. Messi. Messi topu kaybetti. Nasıl bir topu kaybedişleri ya. Creswell. Karşısında Messi var. Messi'den sıyrıldı Creswell. Ceza alanına baktı. Creswell. Şu ana kadar inanılmaz oynuyor Creswell. Tielemans ceza alanı içi. Oyarzabal. Oyarzabal arkadaşlara baktı. Oyarzabal. Oyarzabal ne olacak? Verdi pasını. Wilfred Ndidi. Ndidi Immobile. Son anda vurdurmuyor Van Dijk. Ndidi aldı ve top Şampiyonlar Ligi takımında kaldı. Neler gördük orada? Bir türlü gol olmuyor. İki takım da vuramıyor topa. Çok ilginç bir maç seyrediyoruz. Şimdi De Bruyne. Lewandowski.
Bruno Fernandes uzun oynadı. Güzel pas Neymar Junior. Neymar Junior hakeme baktı, offside yok dedi. Kevin De Bruyne Neymar'ın önüne doğru. Messi! Kaleci Schmeichel. Messi'nin şutunda Schmeichel inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Şimdi korner kullanılacak. Topun başında Lionel Messi var. Lionel Messi açtı. Ricardo Pereira'dan top dışarı çıktı, tekrardan korner. Dakikalar 70. Artık zaman daralıyor Şampiyonlar Ligi takımı için. Lionel Messi. Lionel Messi geldi. Açtı korneri. Vural olacak mı? Kolibali bırakmadı. Dönen top. Abi Avrupa Ligi takımı alınsa büyük kontratak yapabilir ama alamadı. Şampiyonlar Ligi takımı devam ediyor. Bruno Fernandes kaleye baktı. Bruno Fernandes şöyle bir geçti. Bruno Fernandes rakibi karşısında veremedi pasını. Veremedi pasını. Zaman daralıyor dediğim gibi. Şampiyonlar Ligi takımı gol atamadığı her dakikada daha da stresleniyor. Sonlarda artık elleri ayaklarına dolanacak. Hemen gol atmaları lazım. Alexander Arnold. Avrupa Ligi takımı sahaya yerleşti. Kante. Bruno Fernandes. De Bruyne. Şimdi Lewandowski. Neymar. Lewandowski baktı. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Koulibaly'ye bak. Koulibaly manyak müdahale. Gerçekten defansta çok iyi oynadı Avrupa Ligi takımı için. Şimdi bir atak geliyor mu? Immobile. Sağdan Oyarzabal kaçıyor. Atmadı ona. Kendi gitti. Yine atmadı. Oyarzabal pas istemişti. Kızıyor Oyarzabal kenarda. Ne yapıyorsun diyor. Immobile dayı diyor. Şimdi Bruno Fernandes. Dakika 82. Bruno Fernandes. Lewandowski alamadı orada. Bir anlaşmazlık yaşandı. Endidi. Silva. Silva verdi. Oyarzabal. Geri Silva'ya oynadı. Immobile. Immobile topu tuttu. Arkadaşı Endidi'ye verdi. Dakika 86. Endidi. Sağdan geliyor Endidi. Endidi sıfıra doğru indi. Topu kaybetti. Agresif kariyerde de böyle salaklıklar yapıyor bu adam. Bu adam demek ki oyunda böyle yapılmış. Bu arada son 2 dakika. Şampiyonlar Ligi takımı için son bir atak fırsatı. Şimdi Şampiyonlar Ligi takımı geliyor. Son artık 1 dakika kaldı normal sürede. Abi Lewandowski. Lewandowski artı 1. Lewandowski ne olacak? Herkes şu an televizyon başında. Milyonlar bu maçı izliyor. Allah! Attı. Son dakika golü Bruno Fernandes. Maçı penaltılara taşıyor Şampiyonlar Ligi takımı. Bunu beklemiyordum. Oy, ben Avrupa Ligi takımı kazandı sanmıştım. Bruno Fernandes golünü attı. Durum berabere şu an. Oy, penaltılara gideceğiz, hemen gidelim. Abi bunu beklemiyordum yalnız. Gerçekten bunu beklemiyordum. Vay be. İstatistiklerde de Şampiyonlar Ligi takımı biraz ezmiş gibi gözüküyor ama biz oyunu beraber izledik, gördünüz. Maçı beraber izledik. Bence eşit diyebiliriz iki takıma da ya. Hatta yer yer Avrupa Ligi takımı çok daha iyi oynadı. Bu arada penaltılara gitmiyoruz, uzatmalara gidiyoruz. Yanlış söyledik. Devam edelim. Bakalım uzatmalarda ne olacak? Verdi Neymar Junior. Lewandowski. Lewandowski. Bakalım ne olacak? Geliyor Şampiyonlar Ligi takımı. Geliyor Şampiyonlar Ligi takımı. Lewandowski. Bu arada yedeklerde Ronaldo'su falan var bu takımın. Oynatmıyorlar ama. Mbappe falan da var. Messi oradan frikiyi aldı Şampiyonlar Ligi takımı. İşte şimdi çok tehlikeli bir yerden frikik kullanacaklar. Öne geçme fırsatı geldi. Taraftarlar heyecanlı. Biz Şampiyonlar Ligi'ni seviyoruz diyor taraftarlar. Lionel Messi, yanına Neymar geldi. Neymar bıraktı. Lionel Messi. Schmeichel kurtardı. İki güzel hareket. Hem Messi'den hem de Schmeichel'dan harika iki hareket izledik. Bakın burada Messi'nin vuruşu çok güzel. Schmeichel da gerçekten harika uzanmış. Harika. Korneri kullanacak Lionel Messi. Dakika 98. Lionel Messi. Vardy orada kafayı vurdu. Bu arada Vardy oyuna girmiş Avrupa Ligi takımında. Herhalde Immobile'yi çıkardılar. Neymar Junior. Goretzka. Goretzka da yeni girmiş. Goretzka baktı. Goretzka kaleyi gördü. Kolibali'den döndü. Ricardo Pereira. Acaba bu maç penaltılara kalır mı? Şimdi Endidi. Oyarzabal. Oynadı. Vardy. Solda Tielemans var. Yuri Tielemans. Bir zamanlar wonderkid bir oyuncuydu. Vardy. Vardy çekti. Yuri Tielemans. Harika paslaşmalar. Silva. Sol tarafta. Insigne aldı topu. Insigne. Insigne baktı içeri. Gol atma fırsatı Avrupa Ligi takımı için. Şimdi Tielemans kalecinin üstüne. Oblak. Oblak kurtarıyor. Tielemans'ın şutunda. Uzatmanın ilk yarısı berabere. Nefes kesen maçı kim kazanacak? Avrupa Ligi takımı mı yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı? Uzatmanın artık ikinci yarısıyla, maçın son dakikalarıyla karşınızdayız. 120'de bitecek maç.
Bakalım o dakikaya kadar gol atan takım olacak mı? Tielemans, Kostić, Vardy, Kostić. Kostić top kaybetti. Kante hızlı paslaşmalar Şampiyonlar Ligi takımından. Neymar Junior şimdi sağdan geliyor. Robertson. Robertson ilerledi. Robertson gidiyor. Robertson. Robertson. Robertson baktı içeri doğru çevirdi. Şimdi Neymar Junior. Bruno Fernandes offside. Offside değilmiş. Neymar Junior attı. Neymar. Şampiyonlar Ligi takımı 2-1 yapıyor durumu ve dans ediyorlar. Dans ediyorlar, evet. Şöyle bir dans. Ondan sonra böyle yaptı, evet. Harika, yaratıcı bir dans olmuş. Bakın burada Neymar aldı verdi. Topu bak tekrar istedi. Bağıra bağıra vurdu Neymar orada. Golünü attı, helal olsun. Durum 2-1 oldu. 112. dakikada. Vay 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 vay. Game'i vardı ya, Avrupa Ligi takımı. Artık son 7 dakikada cevap verebilecek mi? Kendileri de 90 artılarda yemişlerdi. Normal sürenin sonunda. Uzatmalara öyle gitmişti maç. Bakalım aynı şekilde onlar da gol atabilecek mi? Tielemans verdi. Silva. Silva baktı. Silva aradan pasını oynamak istedi. Sol taraf Kostić. Son dakika. Son dakikaya girmiş bulunuyoruz. Vardy. Kostić. Kostić ne yapacak? Kostić çevirdi. Silva oblak kurtardı. Son bir korner kullanacak Avrupa Ligi takımı. Nefesler tutuldu. Kim kazanacak bu maçı? Bu maçı kim kazanacak? Topun başında Oyarzabal var. Oyarzabal geldi. Oyarzabal açtı ortayı. Arka taraf vurdular Aserbi. Kante ve hakeme bakıyorum. Maç bitti. Şampiyonlar Ligi takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Garip bir cümle oldu ama All Star Challenge kapışmamızda ilk kısmı Şampiyonlar Ligi takımı kazandı. Bakalım kariyer modunda ne olacak? Hani içimden diyordum ki Avrupa Ligi takımı belki maçı alır. Kariyer modunda işte UCL takımı kazanır. Volta'ya kalır falan diye düşünüyordum. Ama UCL takımı burada. Bu arada Şampiyonlar Ligi takımı diye uzatmaktansa UCL takımı demek daha mantıklıymış. Neyse. UCL takımını tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bence nefes kesen bir maçtı ya. Çok güzeldi. Çok güzeldi ve hani uzatmalarda da üstünlüğü ele aldı açıkçası UCL takımı. Görüyorsunuz. Baksana abi istatistiklere, görüyorsun. O zaman abi kariyer modu kapışmamıza geçelim. Dostlar kariyer moduna geldik. Kendimi Watford'un teknik direktörü yaptım. Çünkü iki takımı da iyi veya kötü etkilemek istemiyorum başlarına geçip. Hemen detaylarımızı verelim. Ne yaptık abi? Villarreal'i Premier Lig'e getirdik. Chelsea zaten Premier Lig'deydi. Villarreal Avrupa Ligi takımımız. Chelsea de Şampiyonlar Ligi takımımız. Aynı zamanda bu iki takımı da tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne koydum. Villarreal'i Liverpool'un yerine koydum. Çünkü zaten Liverpool'da falan adam kalmadı. Yani hani baktığın zaman bütün iyi oyuncular, Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün iyi oyuncular Chelsea'de zaten. Çok garip bir kariyer modu olacak. Buna inanıyorum. Çünkü dediğim gibi herkes Chelsea'de. Bence Avrupa Ligi takımıyla UCL takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale kalabilir. Acaba ne olacak? Her şey simülasyona bağlı. Eğer ki UCL takımı kazanırsa video bitiyor. Avrupa Ligi takımı kazanırsa uzatmalara gidiyoruz. O zaman lafı fazla uzatmayalım ve sezon sonuna gidelim. Hazır mısınız? Videoyu kimin kazanacağını öğreneceğiz. Yani bence Şampiyonlar Ligi takımı bu videoyu kazanacak gibi duruyor ama belli olmaz. Her an uzatmalara da gidebiliriz. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Ligde ne olmuş? Yavaş yavaş çıkacağım. Evet. 7, 6, 5, 4... 3, ilk 2 bizim takımlar. Abi Avrupa Ligi takımı 1 puanla ikinci olmuş. Oha, Şampiyonlar Ligi takımı fark atamamış. Bunu yazarız. Burada şimdi biliyorsunuz ki puanları alıyoruz. Evet, UCL yazalım. UL yazalım. UL Avrupa Ligi, UCL Şampiyonlar Ligi takımı. Bundan sonra öyle sesleneceğim, haberiniz olsun. Çünkü kariyer modunu incelerken çok bakacağız, çok konuşacağız. Biri 81 aldı, diğeri 82 aldı. Evet, devam edelim. Abi Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Ne? Oo, bir dakika. UL takımımız birinci çıkmış B grubundan. UCL takımımız da birinci çıkmış. Son 16'da UCL takımımız Milan'a yenilmiş. Milan'a yeniliyorsun sen. UL takımımız Inter'i geçmiş. Sonra çeyrek finalde UL takımımız da elenmiş. Abi. İnanılmaz ya. Milan'da kim vardı da acaba bu? Milan, herhalde Milan o serbeste giden oyuncuları aldı Chelsea'den falan. Dur bakalım, neyse. Burada Avrupa Ligi takımı Şampiyonlar Ligi takımına göre bir 15 puan fazladan kazanmış oluyorlar. Bir tur atladıkları için Şampiyonlar Ligi'nde. Çok ilginç ama ya. Kupalarda falan var mı? Kupalarda biri var mı acaba? O da çok şey değiştirir. Oo, Şampiyonlar Ligi takımı burada bir dakika gösterelim. Karabağ Kupası'nı almış. 25 puan yazabiliriz Karabağ Kupası için. Onun da puanını yazdım. Yani o Karabağ Kupası çok şeyi değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Gol krallığı durumunda ne var? Evet, iki takımın da bir oyuncusu gol kralı olamamış. Çok ilginç. Asist krallığında da iki takım
takımından oyuncu yok. Bu ne oğlum? Gol yenmeyen maçta Kevin Trapp birinci. Avrupa Ligi takımından Trapp birinci. Şampiyonlar Ligi takımından da Oblak ikinci olmuş. Buradan da bir artı 10 puan diyebiliriz. Ben şimdi bir VAR'a gideyim geleyim. Yani bunu çünkü burada bir sıkıntı var. Kazananı açıklamadan önce kısa bir şey göstereceğim. Dostlar Ultimate Team'de yeni bir etkinlik var. Eğer FIFA 22'de Ultimate Team oynuyorsanız Team of the Tournament, yani işte turnuvanın takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasındaki en iyi oyuncular ekranlarda. Dahası da çıkıyor zaten. Biz de şimdi sizinle beraber bir tane hemen paket açacağız. Şu ana kadarki Şampiyonlar Ligi'nde oynanan grup maçlarındaki en iyi oyunculardan birini takıma getirmeye çalışacağız. Hemen şöyle şimdi abicim oyun ekranımızı açtık. Kolumuzu aldık, bakıyoruz. Promosyon paketleri. Buradan 25.000 coin'lik bir tane açalım. Bence uygundur. Şöyle geldik. Paket olasılıklarını gösterdi diyor. Tamam, altın oyuncu. Hocam ben bunu açarım. 25 mi jeton? Tamamdır. Şimdi şöyle. Acaba gelecek mi bir tane grup stage kartı? Gelmedi ya. Bunlar mavi oluyor grup stage kartları. Gele gele De Gea geldi. Olsun. Olsun. Buna da razıyız. Bir Ronaldo Messi falan gelmedi ki. Hayatım boyunca Ultimate Team'de öyle bir oyuncu çıkaramadım. Ama belki siz çıkarırsınız. Bu kartlara bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Daha bir de etkinliğin bitmesine de ne kadar kalmış onu da göstereyim. 2 gün diyor. 2 gün. 4 ekstra Tot GS oyuncusu. 2 gün daha paketlerde olacak. Ekstra olarak Bruno Fernandes, Alexander Arnold ve Antony çıkmış. Agresif kariyerdeki Antony. Siz de bu paketleri inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kazananı açıklıyorum. Hazır mısınız? Bakmadığımız bir şey var mı? Dur, şeye de bakalım, merak ediyorum. Ondan sonra kazananı açıklayacağım. Şampiyonlar Ligi'ne bakacağım bir önce. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı falan yok zaten. Baksana abi. Beşiktaş'tan Tekşehir'e herhalde olsun 3 asist yapmış. Yok yani, bu takımların ben başarılı olmasını bekliyordum. Olamadılar. O biraz hayal kırıklığı yaşattı açıkçası. Bireysel performanslara bakalım takımlardaki. Neymar 15'e 2, Mbappe 12'ye 7, Messi 10'a 2. UCL takımında bir şey olmuş, hani kim oynayacak sıkıntısı olmuş. Ki gerçek hayatta da böyle bir takım olsa harbiden böyle bir sıkıntı olurdu. Hatta daha fazla sıkıntı olurdu. Çünkü hani ego çatışması olurdu, anladın mı? Messi, Ronaldo, Neymar, Suarez. Ya hepsi bir arada, düşünsene kim oynayacak abi? Savaş çıkar orada ya. Avrupa Ligi takımı daha mütevazi bir takım. Daha kompakt bir takım kurduk hani. Çünkü onların iyi reytingli oyuncusu az da oyunda. Immobile, Oyarzabal. Baksana Immobile 19'a 3. Oyarzabal 15'e 7. Insigne 10'a 3. Jamie Vardy 5'e 2. Bu kardeşler de böyle oynamışlar. Dostlar o zaman hazırsanız kazananı açıklayayım. Net bir kazananımız var aslında. Hani çok ince bir puan hesaplaması olmadı. UCL takımı hem Premier Ligi hem de Karabağ Kupası'nı alarak bu videoyu galibiyetle tamamlıyor. Zaten maç kısmını da onlar almıştı. Ben açıkçası videonun başında Avrupa Ligi takımının kazanabileceğini düşünüyordum. Ama dediğim gibi hani maçı Avrupa Ligi kazansa ardından UCL takımı kariyer modunu kesin kazanır gözüyle bakıyordum zaten. 1-1 olacaktı. Belki uzatmalarda Avrupa Ligi kazanabilir diye düşünmüştüm. Olmadı. UCL takımı sürprize izin vermedi. Olması gerektiği gibi bu videoyu kazandılar. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Ben eğlendim. Daha fazla bu tarz All Star kapışma videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi. We'll be right back.